Ahmet Kekeç, 27 Mayıs'ın siyasi ayağı CHP'dir. Konu 15 Temmuz'dan sonra çok tartışıldı. Darbenin siyasi ayağı olur mu diye. Elbette olur. Bunu anlayabilmenin sair yolları vardır. Darbeden sonra yani başarılı olmuş bir darbe ise memleketi kimlerin yönettiğine, devlet katlarında hangi kadroların görev aldığına, hangi tür siyasete ya da siyasetçilere meydan verildiğine, kimlerin önünün açıldığına bakılır. 1960 darbesine bu nazarla bakabilirsiniz. Darbeden sonra iktidarı beklenenlerin önü açıldı. Bürokratik kadrolar iş başında olması istenenler tarafından dolduruldu ya da işgal edildi. Hadi açık konuşalım. Darbeciler Bayar Menderes ikilisinin gitmesini İsmet Paşa'nın gelmesini istiyordu. Yani Paşa da az emek sarf etmemişti. Sizi ben bile kurtaramam gibilerinden. Paşa'nın iktidarı 27 Mayıs'tan sonra mümkün olabildi. Hiçbir bağımsız seçimi kazanamamış, kazanması mümkün görülmeyen İsmet Başa çok özlediği başbakanlık makamına 27 Mayıs darbesinin oluşturduğu dikensiz gül bahçesi ortamında erişebildi. Bunu da fazla sürdüremedi. İlk ciddi krizde seçime gitmek zorunda kaldı ve başbakanlığı ilelebet kaybetti. Bu açıdan bakarsak CHP için darbenin siyasi ayağında yer alan parti nitelemesini rahatlıkla kullanabiliriz ve haksızlık etmiş olmayız. Çünkü yer almıştır. Çünkü darbenin hızlandırılmasına katkıda bulunmuştur. İsmet Paşa'nın seferberlik adı altında başlattığı olaylı yurt gezilerini şartlar olgunlaşırsa darbe meşru haktır fetvasını hatırlayalım. Darbenin siyasi ayağı olup olmadığını anlamak için darbeyi aranır, özlenir hale getiren ve tek seçenekmiş gibi sunanlara da bakılır. Bunlar siyasi partiler olabilir, sivil toplum kuruluşları olabilir, iş çevreleri olabilir, bürokrasi olabilir. 12 Eylül mesela hazırlanmış ve ihtiyaç olarak dayatılmış bir darbeydi. 12 Mart hakeza. CHP bu darbeye başbakan vermiştir. 12 Eylül'de başta bürokrasi olmak üzere yani faaliyetlerini gizli servis üzerinden yürütüyordu. Bilimum iç ve dış odaklar ülkede darbeyi elzem hale getiren siyasi bir iklim oluşturdular. Kenan Evren geldi, darbesini yaptı, büyüklerimiz de oh çok şükür evlatlarımız kurtuldu dediler. Sonradan adet yerini bulsun kabilinden bir soruşturma açıldı. Kenan Evren hakim karşısına çıkarıldı ama bunlar göstermelik işlerdi. İlginçtir Kenan Evren sanık yapıldığında kimse hani 12 Eylül'ün siyasi ayağı darbeyi sadece iki paşa mı yaptı demedi. Kemal Kılıçdaroğlu gibi yan figürler çıkıp yargılamaların daha da ileri götürülmesini istemedi. Kimi yargılayacaklardı? CIA ajanı George Alexander peki mi? Dönemin ABD başkanını mı? Başarısız olmuş 15 Temmuz darbesinin de doğal olarak bir siyasi ayağı vardır. Bu darbenin siyasi ayağını bulmak için ikinci maddede zikredilen faaliyetlere ve bu faaliyetler içinde kimlerin hangi rolü üstlendiklerine bakmamız gerekiyor. 27 Mayıs darbesini aranır, özlenir hale getiren ve ayrıca darbeden sonra yönetimde pay kapan CHP 15 Temmuz'dan önce de faaldi, adeta darbeye aşarıyordu. Genel başkanları FETÖ kasetinden çıkmıştı. Üç yıl boyunca darbecilerin ürettiği kirli malzemeleri kullandılar. Milletvekillerini darbecilerin emrine tahsis ettiler. HDP'liler ve darbe darbe diye inleyen Fethullahçı liberallerle ilginç ittifaklar kurdular. Ülkeyi 15 Temmuz'a bu ittifak taşıdı. Hülasa her darbenin siyasi ayağı vardır. 27 Mayıs'ın siyasi ayağı da CHP'dir. <laughs>